Merhaba değerli izleyenlerimiz. Hilal Özdemir'le Başarı Yolu'na hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün çok hoş, çok zarif bir hanımefendiyle birlikteyiz. Kendisi sosyolog, aile danışmanı Sayın Elif Gökçe Karademir hanımefendi. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok iyiyiz, sizi gördük, daha iyi olduk. Biraz aynı kendinizden şekilde. Bahseder misiniz izleyenlerimize? Tabii ki. Ben Elif Gökçe Karademir, sosyolog ve aile danışmanıyım. Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Harika. 7 senelik evliyim, bir tane kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür Adı ederim. Nedir? Dünya. Oo, çok güzel bir ismi varmış. Teşekkür ederim. Aile danışmanlığı eğitimini, daha sonra da evlilik ve ilişki danışmanlığı eğitimini Başkent Üniversitesi'nden aldım. Harika. Şimdi de o şekilde çalışmaya devam ediyorum. Harika. Peki izleyenlerimizden sorularımız var. Alanınızdaki hedefleriniz nelerdir diye bir soru yöneltmişler. Nasıl cevaplamak istersiniz? Onu nasıl cevaplamak isterim? Öncelikle tabii elimden geldiğince ilişkilerinde, evliliklerinde sıkıntı yaşayan bireylere ulaşmak. Onlara ilişkilerindeki, evliliklerindeki sıkıntıların temelinde neler yatıyor onları anlatmak. Hı hı. Farklı pencereler açmak istiyorum. Yani sevgi ve aslında bütün ilişkilerin temeli aynı. Sevgi ve saygı alışverişine dayanıyor. Kesinlikle sevgi. Aynen öyle. Alışveriş diyoruz burada. Onun nedeni de alma verme dengesinden kaynaklanıyor. Doğru. Bu alma verme dengesi bozulduğu zaman ilişkilerde bir bozulma görüyoruz. Ve bunun temelinde de hep iletişim bozukluğu çıkıyor. Doğru. Ben de bu yolda doğru iletişimin nasıl olması gerektiğini danışanlarıma anlatıp Harika. Onlara farklı pencereler açmak istiyorum. Harika. Alma verme dengesini hep vererek evet. Ya da hep tek taraflı alarak aynen öyle. Biz aslında kendimiz bozuyoruz. Bu anne çocuk ilişkilerinde de öyle. Çocuklara, hangi tür ilişki yaşıyorsanız yaşayın. Evet. Arkadaşlık, sevgililik, nişanlık yani fark etmez. Anne çocuk, anne baba. Her ne ilişkide olursanız olun bir alma verme dengesini oluşturmamız lazım ki o denge bozulduğu bozulmasın. Zaman size gelsinler. Peki efendim danışanlarınız en çok hangi sorularla size başvuruda yapıyor veya hangi durumlarda aile danışmanına başvurmalıyız diye bir soru yöneltmişler? Bunun aslında spesifik bir cevabı yok. Yani çok farklı konular olabiliyor. Elbette. Ama genellemem gerekirse boşanma süreçleri, boşanmayı düşünenler, sorunların içinden çıkamayanlar, evlilikten sonra çocuk oluyor ve çocuktan sonra bozulan ilişkiler, yine o dediğimiz alma verme dengeleri bozuluyor. Evet. Bu süreçle ilgili çok talep var. Onun dışında söyleyebileceğim evliliklerinde büyüklerin etkisi olan bireyler geliyor. İşte anne ve babaların etkilerinden çıkamıyorlar ve o evlilik dediğimiz müessesede biraz sıkıntılar maalesef, yaşıyorlar. Maalesef. Onlardan başvurular alıyoruz. Peki genel olarak benim de çevremde aslında sıkça rastladığım bir durum bu. Evliliklerde çocuk olduktan sonra neden sorunlar daha çok artıyor Elif Hanım? Yani ne oluyor? Neden büyü bozuluyor? Perde mi kalkıyor o göz önündeki? Perde yok, hayır. Mi kalkıyor? Yani o sadece evriliyor diyelim. Evlilik ikinci evresine geçiyor. Hı hı. Şimdi iki kişiyle başladığınız bir süreç sayı değişiyor. Evet. Bu sayı değişmesiyle beraber içindeki sevgi dağılımları da değişiyor çocuk sayısıyla beraber. Evet. Burada baba ve anne ilişkisine dönüyor artık. Karı kocadan çıkıp evet. Biraz artık annesiniz, artık babasınız ve bir çocuğunuz var. Bambaşka bir dünyaya gözlerinizi açıyorsunuz aslında. Çünkü iki tarafın da bilmediği bir durum. Evet hayali çok güzel ama yaşayınca insan bunun çok farklı olduğunu görüyor. Ve burada da kabullenişler yaşanmasını bekliyoruz aslında. Bunlar biraz zor oluyor. Özellikle erkek tarafı için. Çünkü kadınların içinden gelen bir anaçlık duygusu var zaten. Yani yaratılışımızda var o. Evet. Ama babalar bunu daha sonradan anlıyor. Yani baba duygusunu. Deneyimleyerek. Aynen öyle. Ve hani derler ya çocuk baba dedikten sonra anladım baba oldu mu? O tür bir süreçten geçiyorlar. Ve bu süreçte de şimdi erkek sevgisini paylaşmaya başlıyor. Çünkü anne çocuğa gösteriyor bütün ilgisini ve baba da ne oldu işte o benimdi şimdi paylaşmak durumundayım gibi bilinçaltında onu yaşıyor. Hı hı. Ve burada da tabii ki
bozukluklar başlıyor. Yani ister istemez. İster istemez başlıyor. Aslında bu süreçleri de çok zorlaştırmamanın veya bunları en aza indirmenin yolları var tabii ki. Bu durumda da babalara çok fazla rol düşüyor. Çünkü anne zaten 9 aylık bir süreçte çok yorgun. Bir de o yorgunluğun üstüne gece gündüzleri uykusuz dönemleri başlıyor. Yani babalar ne yapacak? Birazcık onun annenin yükünü hafifletecek. Anneye biraz alanlar tanıyacak. Evet. Evde sorumlulukları paylaşacaklar. Yani sadece çalıştım geldim oturayım olmaz. Bu zaman o, yani o şekilde olursa karı koca ilişkileri bozuluyor. İletişim de kopuyor çünkü. Kesinlikle. Çünkü annesi, annenin ilgisi ister istemez çocuğun üzerinde. Sürekli. Aynen. Onun dışında da yani babalara burada görev düşüyor. Artık onlara da söylemek lazım. Evet, siz artık babasınız ve sorumluluklarınız biraz daha arttı. Anneyi ne kadar rahatlatırlarsa, anneye ne kadar kendi zamanlarını ayırırlarsa anne bir o kadar mutlu olur. Dolayısıyla çocuk mutlu olur ve evlilikteki ilişkileri de en az şekilde etkilenmiş Kesinlikle. Olur. Kesinlikle. Zaten kadınlara Allah tarafından bir annelik içgüdüsü. Aynen. Doğuştan verilmiş bir şey ama erkeklere babalık yaptıkça, emek verdikçe geçen bir hissiyat. Evet. Sonradan oluşuyor onlar. Dolayısıyla evet çok kolay oluşacak. Bazıları da tam tersi olabiliyor. Yani o içgüdülerle doğabiliyor bazı babalarda tabii. Evet, öyle babalar lazım. Var ama ben genel olarak konuştum. Evet. Peki efendim, size göre ilişkilerin temeli nedir? İlişkilerin olmazsa olmazları nedir diye bir soru yöneltmişler. İlk başta güven duygusu. Evet. Güven duygusu ilişkilerin temelidir bana göre. Çünkü insan güvenmediği birini sevemez. Güvenmediği birini kalbine teslim edemez ona. Güven duygusu çok önemli çünkü ilişkinin tılsımıdır. O tılsım bozulduğu zaman ilişkilerde de bozukluklar başlar. Yani, güven eşittir saygı diyebilir miyiz? Ya tam o şekilde eşit diyemeyiz ama güvenin içinde o da var tabii ki. Hı hı. Güven duygusu daha çok her zaman benim arkamda, her zaman benim desteğim ve gözüm kapalı şekilde ona teslim olabilirim duygusunu yansıtır aslında. Bu en önemlisidir bana göre. Bunu yani güven duygusunu kaybettiğiniz zaman ne kadar çok eskiye dönmeye çabalarsanız çabalayın yani ilk günkü yeniliğini korumaz. Başaranlar vardır ama her zaman akıllarında o soru işareti kalır diye düşünüyorum. Evet. Peki insan sevmediği birine saygı duyabilir mi? Saygı yani o insanın bence biraz yapısıyla alakalı. Yani şimdi saygı kelimesi sevmediği birine duymak çok zor. Ama bazı durumlarda mecburi mecbur, değil mi? Kalıyorsunuz. Evet, evet. Aynen. İlişkilerde diğer önemli nokta da iletişim. Yani çok bir ilişkinin doğru, evet. Doğru olmazsa iletişim, değil olması mi? Doğru iletişim. Sen beni anlamanı beklememeliyim. Ben Kesinlikle. Söylemeliyim, konuşmalıyız. Aynen öyle. Çünkü monolog halinde süren ilişkilerde değersizleştirme yaşatıyorsunuz aslında karşınızdakine. Ve bu da ilişkinize inanılmaz etkiliyor. Yani o hep diyorum alma verme dengesini bozmamak lazım. Hep alan da olmaz, hep veren de. İlişki hep karşılıklıdır almada, vermede. Bu yüzden monolog değil, diyalog halinde olan ilişkiler daha sağlam olur. Bir sonraki temellerinden bir de kabullenme diyebilirim. Karşındakini, önce kendi duygularını kabullenme karşındakine karşı. Sonra sevdiğiniz insanı, arkadaşınızı, annenizi, babanızı, kimse ilişki içinde olduğunuz. Onu kabullenme çok önemli. Çünkü kabulleniş tabii bununla beraber bu da güven duygusu da onun içinde oluyor. Bu da size bir güven kazandırıyor. Hepsi iç içe aslında bunları ayırt etmek biraz zor oluyor ama hepsi iç içe. Bunlar birlikte olduğu zaman ilişki ortaya çıkıyor. Daha doğrusu doğru ilişki ortaya çıkıyor. Evet, doğru. Sonra da teslimiyet geliyor. Kendinizi karşınızdakine teslim edebilmek. Yani bu bazıları için çok zayıflık gibi geliyor. Acizlik gibi mi geliyor artık bilmiyorum ama bu çok önemli. Çünkü güven duygusuyla karşındakine bir şeyler besliyorsun ve bütün her şeyini kabul ediyorsun. Yani buna teslim olmaktan başka bir şey olamaz.
başka bir alternatifin olamaz ve o teslimiyet duygusunu yani yaşadığınız zaman bunu kalbinizde en derinlerden hissediyorsunuz. Öyle bir şey ki bu ilişkinize enerji katıyor ve sizi evet. güçlü kılıyor. Yani o çok önemli onu hissetmek ve ondan sonra ilişki hangi tür ilişkide olursanız olun gerçekten yıkılmaz olduğunu ve güçlü olduğunu hissediyorsunuz içinizde de. Harika. Peki efendim aslında programımızın sonuna doğru geldik ama birkaç tane sorumuz var. Onları toparlayarak sormaya çalışacağım. Zorlandığınız anlar oldu mu mesleğinizde ve içinden çıkamayacağınızı düşündüğünüz anlar oldu mu birincisi? İkincisi mesleğinizin keyifli yönleri, güçlü yönleriniz ve sizi ne motive eder toparlarsak? Zorlandığımız anlar tabii ki oluyor evet. her meslekte olduğu evet, gibi. Evet olmaz olur mu? Yani öyle anlar geliyor ki danışan geliyor sorununu anlatıyor, can kulağıyla dinliyorsunuz. Bir şeyler söylemek istiyorsunuz ama o kadar kapalı ki yani bir şey söylüyorsunuz evet ben onu yapmıştım ama olmadı. Bir şey diyorsunuz ama hayır o onu kabul etmez. Yani ön yargılarıyla geliyorlar zaten oraya gel yani bizim karşımıza gelmek de zor aslında. Tabii. Yani o da onu, büyük bir başarı değil mi? Kesinlikle yani oraya gelmek bir şeyleri farkındalığını yaşamış evet, olmak demek. Kesinlikle. Yani bunu yaşamak da çok önemli. İşte geliyor anlatıyor ama bir şeyler... Hani ona iletilmiyor. Yani zorlanıyoruz bazı şeyler. Hı-hı. Onun pencerelerinde farklı şeyler göstermeye. Tabii. Ama herkesin olduğu gibi yumuşak karnı oluyor herkesin. Doğru. O içindeki çocuğa dokunduğunuz zaman bunun için de karşınızdakini çok iyi anlamanız lazım. İşte jestlerini, mimiklerini, oturuşunu, o ne yapıyor, gözlerini kırpışını, yani her şeyini iyi takip etmeniz Hı-hı. lazım. Böyle zor vakalarda özellikle. O çocuksu tarafını bulduğunuz zaman oraya o pencereden girişiniz de kolay oluyor. Yani farklı şeyler gösterebiliyorsunuz. Çözümle başlıyor değil evet, mi o noktada? Evet aynen öyle yavaş yavaş çözüm. Tabii ilk seansta bu mümkün çoğu zaman mi? Olmuyor ama evet. daha sonraki seanslarda çözülmeye başlıyorlar. Sizi ne motive eder? İnanmak. Beni en çok inanmak motive eder. Ne olursa olsun yani o gün yemek de yapacak olsam... bir yere gidecek de olsa ben ona inanıyorsam bütün motivasyonumla ona güzel yemek inanırım. Yapacağım. Evet çok güzel yemek ve sonuçlar hep güzel olur. İnanmam güzel, çok doğru. önemli. Günlük motivasyonum içinse ben güne hep enerjiyle başlarım. Güzel. Çok kolay kalkarım yatakta. İşte yeni bir gün ne olacak bugün Harika. Böyle bir merakla. Ve müzik dinlemeyi çok severim kalkar kalkmaz. O beni çok motive eder. Harika. Yani vakitte buluyorsam kahvaltıdan sonra bir de yarım saat bir spor yapıyorsam benim için müthiş bir gün başlıyor demektir. Tebrik ediyorum efendim. Peki programımızın sonuna geldik. Sizinle sohbet hakikaten harikaydı. Teşekkür ederim aynı şekilde. Son olarak izleyenlerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Aslında çok şey söylemek isterim ama şöyle özetleyebilirim. Lütfen. Lütfen kendinize inanın. Siz çok özelsiniz ve çok değerlisiniz. Her sorun, her sıkıntı çözülür. Yeter ki inanın ve biraz zaman ayırın. Zaman her şeyi çözecektir. Buna inanın lütfen. Onun dışında bir de sorunlar, sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar bir türlü çözüme kavuşmuyor da olabilir. Belki de sorun sizde değildir. Yani bunu bilemezsiniz. Onun temelini, kaynağını öğrenmek için bizler buradayız. Lütfen sevgiyle kalın, kendinize inancınızı kaybetmeyin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. İyi ki çok geldiniz. Sağ olun. İyi çalışmalar sağ olun. Dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim sosyolog ve aile danışmanı Sayın Elif Gökçe Karademir'le birlikteydik. Aile içindeki düzeni konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim.